Evet, Engin Orta ile gün ortası artık gün akşam birbirine karıştı. Geceye kadar gideceğiz. Mehmet Çanoğlu'yla devam ediyoruz. Dedik ki biraz daha vaktimiz varmış. Biz uzatalım bunu. Değil mi? Bu arada biz reklam arasında büyük bir tecrübe yaşadık. Tabii tecrübe. Hayat tecrübelerden ibaret. Evet. Tecrübe nedir sevgili? Nasıl bir tecrübe? Biraz detayına girer misin? Halk merak etti. Ben sana soruyorum. Sen ben direkt hemen soruyorsun. Sana yükleniyorum. Ya. Bak farkındaysan. Beni fazla konuştun mu? Hayat nasıl bir şey ya? Böyle bir ilginç ya. Tecrübelerin oldu mu deminkisi ama gibi? Ama rengin gitti biliyor musun? Evet. Ya. O yüzden neymiş? Neymiş? Hayat tecrübelerden oluşurmuş. Her yerde her şey konuşulmazmış. Konuşulmazmış. Yerin kulağı varmış. Yerin kulağı yok da. Benim yakamda mikrofon var. Yani mikrofonun, o tehlikeli bir mikrofonun şey. Hoparlörü var diyelim. Ona. Yani rejinin hakkında konuşurken değil mi? Mikrofonsuz konuşmak lazım. Yani gıybet yapıyorduk efendim. Yakaladılar bizi de. Sağ olsunlar. Evet efendim. Tabii kötü bir şey konuşmadık yok, yani. Yok. Onlarla ilgili. Konu onlar değildi. Tabii tabii. Konu başka bir konuydu. Biz bu arada... Biz bu arada ne yapacaktık? Biz en son... Biz neden buraya ne konuşuyorduk? Biz en son ne konuşuyorduk? Sen eminim biliyorsun da bana... Beni ne yapıyorsun? Test mi ediyorsun? Cidden bilmiyorum ya. Vallahi. Bir şey konuşacaktık. Araya reklam girdi. Haber evet. Verildi. Konuşacağımız konuyu unuttuğumuza göre direkt müziğe biz geçebiliriz. Biz telefondan yardım alalım. Evet. Telefonlarımı vereyim. 0216-642-5328. Bir dahaki sefere ları da vereceğiz efendim. Yeni hatlarımız açılıyor. Öyle mi? Kitlendiği için evet yeni hatlar açtık. Şimdi yakında bütün hatlarımızla böyle kitlenme sorunu da yaşamayacağız. Halk bize rahatlıkla ulaşabilecek Mehmet. Şimdi biz tabii ki de ulaşabilmek lazım. İkinci bölümde mümkün olduğunca çok türkü söylemek istiyoruz. İkinci değil, bu üçüncü bölüm. Bak görüyor musun? Dikkatlisin. Üçüncü bölüm. Tebrikler. Evet, detaycı kemençecimiz. Şimdi hayat detaylarda saklıdır. Detaylara çok dikkat eder misin? Çok ederim. Takıntılı mısın? Çok. Yemek seçer misin? Çok. Vallahi çok güzel. Çok özel bir soru soracağım. 1989 yılında neredeydin? Söyleyeyim. İstanbul'da. Vallahi. Evet. Semt? Kartal. Hayat? Hayat nasıl peki? 89 çok yılı. Güzeldi. Değil mi? Özlüyor çok güzeldi, musun? Özeldi. Okul kaç yaşında olduğumu sorma o zaman. Sormayacağım. Yani belli sorma. Olmasın. Ben çünkü 2 yaşındaki halimde bile neler yaptığımı biliyorum. Ooo. Evet. Hafızaya bakar mısın? Bir dakika. Bak okul... dün yediğimi söyleyemem sana ama o günleri de 89'da her iş... lisede miydin, ortaokulda mıydın? Ben karıştırma diyorum. Sen hala üniversite okuyordun. Ortaokuldaydın değil mi? Üniversite okuyordum. 89'da. Evet. Ciddi mi? Evet. Ne? Aa. Boğaziçi mezunuydu. Bak 4 yaşındaymış. Ya bir anlat hakikaten. 89 benim için de önemli. Bak 84 yılını hiç unutmam. İstanbul'da 80... inanılmaz bir kar yağmıştı. 84'te. Şimdi 89'da o kadar... 86 pardon ya. 86 değil. Ya Murat hakikaten Allah'tan senle bana biz arkadaşız. Eski arkadaşım düzeltti. Bana 86 abi 86 doğru. Bir kar yağmıştı İstanbul'a. Abi böyle bir kar var ya mutluluktan havaya uçmuştuk ya. Onun benzeri ya. Hiç 2000, unutmam ya. Onun benzeri 2001'de yağdı. Okulda 15 gün tatil evet. Onun benzeri ona yakını 2001'de yağdı biliyorsun. Ha 2001'deki köprü, ama var ya. Köprü o, kapandı. O 86'daki gibi değildi. 86. 86'dan sonra bir daha aynı şekilde yağdı. Yağdı ama yine işte 86'daki çok özeldi. Çünkü daha otantik bir İstanbul vardı. Orada biz tünel mahalle falan kültürü, yapmıştık. Mahalle kültürü aynen vardı. Aynen ya mahalle kültürü tünel vardı. Yapmıştık çocuklar falan. Abi ne eğlenmiştik ya. Karın tadını çıkarmıştık. 89'u o yüzden sordum. 89'da neler vardı? Nasıldı mesela? Hayat gayet organikti. Organikti evet, değil mi? Organik bir hayat var. Organik... Baban daha genç, annen baban genç. Tabii ki. Kardeşin daha küçücük. Sen daha genç. Heyecan var. O zamanlar tarif edemezsin ki. Umutları. Nasıl tarif edeceksin? Hayallerin neydi mesela? Benim tek hayalim vardı o zamanlarda. Heh. İyi bir futbolcu olmak. Vaa. Evet. Futbolu seviyorsun. Şu anda bile imkanım olsun her şeyi bırakırım. Yeşil sahaya çıkarım yani. Bak imkanım olsun diyorum. Evet. Keşke. Yani imkan el verse. O imkanı sağlayabilirim. Futbol benim gönlümde her zaman izi kalan bir yaradır. Hangi takım mısın? Evet söyle. Bütün hadi. Söyle. Beşiktaş diyor.
Vaa. Beşiktaş. Karaman Beşiktaş. Fanatik derecede. Yani üsttür, ileri derecede. Fanatik derecede Beşiktaşlıyım fakat fanatiklik kavgayla bağdaştırmayalım. Yani, sevgim büyük diyor. Aşkı var. Beşiktaş'a karşı bir madem aşk. Madem tuttuğun takımı sordun. Evet. Madem onu sordum sen gerisini getirirsin. Sebebini sormadın ama. Neden? Neden? Neden Beşiktaş? Neden Beşiktaş? Neden Beşiktaş? Rahmetli dedem de Beşiktaşlıydı. Allah rahmet eylesin. Bana kemençe ve Beşiktaş rahmetli dedemden miras kaldı. Vay. Öyle söyleyeyim. O yüzden bende Beşiktaşlık özeldir. Ben bu konuda şimdi Karadenizlilik olunca evet, direkt Karadeniz takımlarıyla, hani yöremizin takımlarıyla. Şu onlar her zaman gönlümüzde. Ben asla hiçbir yerde yalan da söylemedim. Hikayeden yere şu takımlıyım, bu takımlıyım da demedim. Takım yüzünden kimseyle de kavga etmedim. Fakat edilmez tabii ki ya, bu saçmalık zaten. Takım yüzünden kavga edilir mi? Arkadaşlar. Takım sadece tutarsın, takip edersin, gönüldaş olursun. Değil mi? Ne tabii kadar güzel. Yani biz takım tutmayı da biraz abartıyoruz. Her şeyi abarttığımız gibi bunu da abartıyoruz. Ya ben yani yense de yenilse de ya mesela, bu bir hobidir. Yani şimdi dün milli takım olayı oldu biliyorsun. Milli takım yenildi. Çok üzgünüz. Ben şaşırmadım. Öncelikle onu söyleyeyim. Bak hani şunu söyleyeceğim. Sayın Ali Dürüst dedi ya, açıklama yapmıştı ya. Evet. Arda çağrılmadığını, Arda'nın çağrılmamasına şaşırmadım. Ha. O nasıl normal karşılanıyorsa... Arda mevzusu buraya kadar geldi yok, mi yok yani? Dün akşam milli takımın aldığı sonuç beni şaşırtmadı. Çünkü bundan sonrasında hiç ümit verici değil. Ama üzdü. Bizi üzdü. Üzülmek başka bir şey. Zaten üzüldük de tabii. Ama yani... Milli forma var. Ben kulüp takımı nasıl değil. Nasıl üzülmeyiz? Aynen. Allah'tan onda spor programımız var. Bu konularla ilgili dolu dizgi. İnanılmaz bir... Evet... Alo diyoruz. Alo, buyurun. Alo. Efendim. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hüseyin Babaoğlu. Babaloğlu mu, Babaoğlu mu acaba? Babaoğlu. Çok Babaoğlu. Güzel. Babaoğlu Şırnak'ta. Bir saniye, Şırnak'ta. Merhabalar Hüseyin Bey. Şırnak'tan arıyorsunuz. Evet efendim. Programımıza hoş geldiniz. Şırnak'a... Hoş bulduk efendim. Sevgiler, sağ ol, teşekkürler. Saygı. Sağ ol, teşekkürler efendim. Şırnak'a sevgiler, saygılar. Oradaki çok güzel insanlara, görev yapan, yaşayan, yaşamaya çalışan, her şeye rağmen yaşayan tüm dostlara selamlar, saygılar. Görev yapan askerlerimize sevgiler, saygılar. Nasılsınız efendim? Sağ ol, teşekkürler efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. İyiyiz. Programımızı yapıyoruz. Gülmeye biraz evet, daha motive olmaya çalışıyoruz. Her şeye rağmen. Evet. Ben sürekli sizin kanalınızı seyrediyorum. Nezleti beni de sürekli sizi takip etmeye çalışıyorum. Çok teşekkürler. Çok seviniyoruz böyle. Özellikle bizim bölgemizin dışından da izlen, Türkiye'nin her yerinden izlenmek bizi gururlandırıyor. Yani evet, sürekli takip edelim. Bir istek sevdim mi efendim? Tabii, ne demek, keyifle. Buyurun. Rahmetli Kazım Koyuncu'dan harf parçası söylersiniz efendim? Kazım Koyuncu'dan? Hayat türküsü. Hayat türküsü. Evet. Hayat türküsü. İşte gidiyorum yapalım biz size. Hayat türküsünü hatırlayamadım. Aklımda işte gidiyorum diye bir eseri var onun. Çok güzel. Kazım Koyuncu'nun. O da. Çok teşekkürler. Aynen, size bu parçayı hediye ediyoruz. Şırnak'taki kardeşlerimize, dostlarımıza, görev yapan vatandaşlarımıza, askerlerimize, polislerimize, orada yaşayan vatandaşlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize, herkese gönderiyoruz. Sağ olun, çok çok teşekkürler. Saygılar, sevgiler, görüşmek üzere Hüseyin Bey. Sağ olun. Hayırlı akşamlar dilerim. Hayırlı akşamlar. Çok güzel. İşte gidiyorum. Güzel bir eserdir. Kazım Koyuncu'yu da bu vesileyle anmış oluruz.
Karadeniz. Çok iyi bir Trabzonsporluydu bu arada. Oo, evet. Kazım Koyuncu o çok iyi bir Trabzonsporluydu hakikaten. Şimdi bu konuyu bitirelim. Aynen. Sonra onu yapalım. Yöremizin takımları bizim için büyük bir manevi değerdir. Öncelikle bunu belirteyim. Kimse tutulan takımlara, benim de mesela Beşiktaş'ın bir maneviyatı var. Hani herkesin yaptığı işte bir sebep vardır. O sebepleri bilmeden lütfen eleştirmeyelim. Yersiz ve cahil eleştiriler yapmayalım. Kemençe çalıyor Arhavili diye. Niye Arhavi Spor'u tutmuyor diyemezsin. Zaten tutuyorsundur. Ya onu söylemeye gerek var mı? Yani gerek yok. Yani şu burada termal olsa da açtan göstersem yani. Öyle bir şey yok. Ve ben kısa sürede Trabzonspor zor günler geçiriyor. Evet. Fırtına eski günlerine dönecek inşallah. Destek lazım. Destek. Evet. Destek lazım. Ben 4 tane forma aldım. Bu Saygur Rize Spor'a bu sezonun 4 tane formasını aldım. Trabzonspor'un. Vay. Tabii. Sana helal olsun ya. Adam, ama şimdi şunu diyebilirsin bana. Görmedik. Gösteririm. Gerekirse. Yok. Özellikle çekeceğim fotoğraflarını. Hepsini teker teker atacağım. Evet. Facebook'tan Mehmet Canoğlu'nu takip edin. Bakalım hakikaten atacak mı? 4 tane. Ben de iddialaşayım. Olur mu? İddialaşayım. Yani Mehmet dediyse yapmıştır. Bunu reklam olsun diye söylemedim. Destek olmak gerekiyor. Yeni stat, Akyazı stadı. Güzel bir stat olacak. Herkesin böyle konumu bir dönemler itibariyle olabilir. Konumu. Zamanında Beşiktaş'ta çok sıkıntılı dönemler yaşadı. Fenerbahçe yaşadı. Galatasaray yaşadı. Her takım yaşadı. Birlik olmamız lazım. Birlik olmamız lazım. Bunu onda konuşacaklar. Türkiye nereye gidiyor? Futbolumuz nereye gidiyor? Çok o fena. Başka. Biz kendi bölgemiz. Müziğe biz ağırlık vereceğiz. Tabii tabii. Mehmet'in. Yok yok. Bu konuyu. Aniden oldu bu konu. Aniden gelişti. Bunu da burada bitirelim. Yoksa bu konu bitmez. Özlemle, büyük bir hasretle, sevdayla Trabzonspor'un eski fırtınalı günlerini bekliyoruz. Ve Yıldırım Demirören ve Fatih Terim'den acilen istifa bekliyorum. Ben bir Türk vatandaşı olarak. Vay anasını ya. Ne yaptın be? Memo? Türk olarak. Türk bir halk olarak. O federasyonda bizim de payımız var. Federasyon bizimdir. Bir evet. Kulüp takımı değildir. Aynen. Teşekkür. Öyle değil mi? Ben anlamadığım için. Niye anlamıyorsun ya? Sana? Olur mu öyle şey? Onda konuşacaklar. Çok fena konular var. Buraya ya kalırız biz. Ya sen konuk olarak. Medyada. Orada sanırım anlatacak daha çok şeyim var. Ya sansasyonel. Başka. Biz kendi, ben paylaşım yaptığım için burada evet, dile getirmek evet istedim. Yani ben taktik teknik eleştiriye onları açıktır onlarda herhalde yani artık. Taktik yani teknik konuşmuyoruz burada. Biz sadece ben görüşüm bekliyoruz. Ben her iki kişiden de o koltukta oturan iki insandan da acilen istifa bekliyorum. Evet. Ne okuyoruz Engin'im? İşte gidiyorum yapalım bir önce. Ben yaparım ya. Sözler var mı? Şimdi istek geldi. Olmaz. Ritim neydi ki? Denizde kararti var. Biz bunu gönderelim. Onun yerine. Olur mu? Tamam sen dön o makamda dön. Ben halledeceğim. Bak neler yaparız. Abi. Sen onu şimdi işte gidiyorum okuyacaksın. O ya ya buna devam et. Tamam. Bak. Yine Kazım Koyuncu'yla anımsadığımız aynen biz senin dediğin gibi yapalım. Sevgili dostumuzayız. Denizde kararti var, bu gelen kayık mı dur? Denizde kararti var, bu gelen kayık mı dur? Ben özledim yarım, Allah sana ayıp mı dur? Ben özledim yarım, Allah sana ayıp mı dur? Thank you.
Yemin eline dolur, sevda diline dolur. Yemin eline dolur, sevda diline dolur. Güzeller çok var ama değil birine olur. Güzeller çok var ama değil birine olur. Ben seni sevdim da dünyalara bindirdim. Endürdüm kaşlarını, babani, babani mi endürdüm? Endürdüm kaşlarını, endürdüm kaşlarını, babani, babani mi endürdüm? En dereye dereye al dereden taşları. En dereye dereye de al dereden taşları. Geçti bizden sevdalı, al cebim, al cebimden saçları. Geçti bizden sevdalı, geçti bizden sevdalı, al cebim, al cebimden saçları. Gemi gemi ta bizim büyük limana. Ne ben öldüm kurtuldum, ne ben öldüm kurtuldum ay. Ne sen geldin limana, ne sen geldin. Ne ben öldüm kurtuldum, ne ben öldüm kurtuldum. Ne sen geldin limana, ne sen geldin. Derelerim ormanı, yeni çıkay yeni da derelerim ormanı. Sevdalıktan kesildi, sevdalıktan kesildi oy. Dizlerim dermanı, dizlerim. Sevdalıktan kesildi, sevdalıktan kesildi. Dizlerimin dermanı, dizlerimin dermanı. Sarı saçların sarı, saramadım o yari, saramadım
o yâri saramadım. Sarı saçların sarı saramadım o yâri saramadım. O yâri saramadım o yâri. Sen orada ben burada var mı dur bana kari, var mı dur bana kari, var mı dur bana. Sen orada ben burada var mı dur bana kari, var mı dur bana kari, var mı dur bana. Oy dağlarım dağlarım karaları bağlarım. Oy dağlarım dağlarım karaları bağlarım. Sen ne söylersen söyle nasıl olsa ağlarım, nasıl olsa ağlarım, nasıl olsa. Sen ne söylersen söyle nasıl olsa ağlarım, nasıl olsa ağlarım, nasıl olsa. Sardım sarı tütünü verdim duman, dumana verdim duman, dumana verdim duman, dumana. Sardım sarı tütünü verdim duman, dumana verdim duman, dumana verdim duman, dumana. Kim ne alır sağ olsun yarımı verun bana, yarımı verun bana, yarımı verun. Kim ne alırsa alsın yarımı verun bana, yarımı verun bana, yarımı verun bana. Oy dağlarım dağlarım karaları bağlarım. Oy dağlarım dağlarım karaları bağlarım. Sen ne söylersen söyle nasıl olsa ağlarım, nasıl olsa ağlarım, nasıl olsa. Sen ne söylersen söyle nasıl olsa ağlarım, nasıl olsa ağlarım, nasıl olsa. Sen ne söylersen söyle nasıl olsa ağlarım, nasıl olsa ağlarım, nasıl olsa. Sen ne söylersen söyle nasıl olsa ağlarım, nasıl olsa ağlarım, nasıl olsa. Bak ne kadar güzel bir potpourri yaptık. Kimlerin eserlerini çaldık abi? Arasında yine... Engin, öyle sorular soruyorsun ki. Engin abide kim vardı yani? Engin abi vardı. Oy dağlarım dağlarım. Onun değil mi? Yok. Ha bak. Sarı saçların sarı. Onu yaptık değil mi? Sarı saçların sarı kimin olduğunu bilmiyorum. Daha henüz bulamadım. Allah hakikaten evet. Mi? İlginç. İlk baştaki eser zaten Kazım Kuyumcu'nun parlattığı, aslında Hasan Tunç'a ait diye biliyorum. Yanlış olmasın. O Divane Aşık benim bildiğim. Divane Aşık, yine onun birkaç tane daha var eseri. Anonim nasıl ya da. Anonim diye biliyorum ben. Anonim de olabilir. Sağ olsun Kazım Kuyumcu ile birlikte. Divane Aşık Maçkalı Hasan Tunç. Evet, Maçkalı Hasan Tunç. Çok özel bir adam. Aslında var ya, onun icrasına hükmeden bir abi biriyle mesela Tahsin Terzi ile
öyle 3-5 kişi gelecek. Maşkalı Hasan eserleri yapacağız. Üstatları anma gecesi yapmamız lazım değil mi böyle hatırlamak için? Çünkü kimin parçası söylüyoruz, kimin olduğunu bilmiyoruz. Biz bir de bunları yaşarken yapabilsek çok güzel olacak da. Ya işte onlar bayağı eski. Biz hep değerleri kaybettikten sonra tabii evet. ki anma olacak. Anmalara yapacak lafım yok. Anacağız tabii. Fakat mesela insanlara... Mustafa Sıtlı'yı anma gecesi yapılmadı da. Bence Karadeniz'in en iyi yani bizim yörenin özellikle Çayeli. Ya biz bir şey elimizdeyken kıymet vermiyoruz. Ya, kayıp gittikten sonra herkes kimse gece yapılmadı. İlginç yani. Anmamız gereken bir isim. Değil mi? Neye benziyor biliyor musun? Mesela cebinde 25 kuruş var atıyorum. Evet. Oynuyorsun, şangır şungur sesler yapıyor. Bozuk para rahatsız ediyor biliyorsun. Fırlatıyorsun ya 25 kuruş. 25 kuruş. Nedir diye fırlatıyorsun. Sonra bakkala giriyorsun. X bir şey. Çekirdek alıyorsun, çikolata alıyorsun. Lüks marketlere gidiyorsun yani lüks olan. Bakkalda alırsın. Eski bakkalları öldürdük efendim. Evet. Bakkallar ölünce bakkal 25 kuruş aramıyordu yani. Şimdi markete gidiyorsun işte 10 lira 15 kuruş. Attığın o 25 kuruşu arıyorsun işte. Anladın mı? Şimdi biz elimizde olan değerlerin değerini bilmiyoruz. Ya da umursamıyoruz. Nasıl olsa var. Yanımızda, yan yanayız. Görüşüyoruz. Hayattayken o değerler elimizdeyken bir şeyler göster... Yani çok şaşalı bir şeyden bahsetmiyorum. Ben seni seviyorsam hayattayken göstermem lazım bunu. Sen öldükten sonra sana olan sevgimi göster... Kime göstereceğim ben? Bir de böyle hani... Onun ismini kullanarak eskiden sanki çok seviyormuş gibi davrananlar da var. Ama konulara hiç girmeye gerek yok. Kimin evet, ne olduğunu herkes biliyor. Tehlikeli konulara, sulara dalmayın. Yok onu anlatmaya gerek yok. Herkes teknoloji çağındayız, internet çağındayız. Herkes her şeyi gayet çok iyi biliyor. Açın bakın öğrenin. Yani onun konularla ilgili benim konuşmak bir şeyim yok. Benim konuşacak bir şeyim yok. Peki biz artık yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz Mehmet. Yine senin güzel kemençen ve sesinle bitireceğiz. Onun öncesinde söylemek istediklerim varsa. Ben söylemek istediğim son zamanlarda en çok kullandığım cümlelerin içerisindeki kelimeler. Karşılıklı saygı, sevgi, güven, samimiyet. Bunlar varsa ben her yerde varım. Bunlar olmadığı hiçbir yerde bundan sonra yokum. Bugüne kadar... Bir şekilde olduk. Arada olan büyüklerimiz oldu. İdare ettik ama bu saatten sonra ben... Bir telefonumuz varmış Mehmetciğim. Alo. Alo. Alo buyurun efendim. Sayın Engin Orta, iyi akşamlar. Alpay Bey, İzmir'den arıyorum. Nasılsınız? Çok teşekkürler Alpay abi ya. Seni çok seviyorum ya. Seni ve misafirini de çok seviyorum. Hoşuma gitti. Seninle Ya keşke. Ben Alpay abi benim Altay yazılmış. Altay o yanlış yazmışlar. Alpay. Alpay abi. Mı? Tabii benim annemin kuzeni. Benim de abi diyorum ama amcam, dayım gibi. Öyle mi? Ama çok camdan, çok özel bir abim, hem de akrabamız. Birlikte Gito Yaylası'na çıktık, değil mi Alpay abi? Tabii Gito Yaylası'na çıktık. Ne güzeldi ya. O belgesel falan hazırlanmadı herhalde şeyin. Hazırlandı. Karadeniz belgeseli. Ben haber vereceğim sana Alpay abi. Bekliyorum ben. Haber vereceğim. Nasıldı? Yıllar sonra yaylacılık yaptığın yerlere çıktın. Tabii 55 sene sonra çobanlık yaptığın yerler düşünebiliyor musun? Ay, maşallah. Akıl alır gibi değil ya. Alpay abi de futbolla. Engin'ciğim belki ben geç kaldım bilmiyorum ama şu anda eve girdim. Açtım o yüzden... Eğer bir çünkü falan patlatacaksam o derede taşlar falan filan vardı ya o benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi 2-3 kere herhalde teklif alıyorsun durumda. Evet yaparız Alpay abi ne demek. Son... Görüşmek, görüşmek üzere. Çok teşekkürler Alpay abi. Senden selamlar. Bahsediyordum Alpay abi de biraz evet. Futboldan da konuştuk. Futbolda uzun zaman yöneticilik yapmış. Altın Ordu'dan bahsedebilirsiniz. Tabii Altın Ordu ülkemizin en güzide kulüplerinden. Bir tanesi, altyapısı sağlam, kulüp tarihi sağlam. Ben yıllarca yöneticilik yaptım, ben bir şey bilmiyorum yani.
Peki son zamanda ne düşünüyorsun bu milli takım? Dün maalesef yine yenildi abi. Milli takımla ilgili mi? Evet. Valla milli takımla ilgili tek düşüncem şu. Bir kere yani ben bu işi biraz çok iyi biliyorsam Fatih Terim'le bu iş olmaz. Çünkü Fatih Terim kendi egolarını tatmin için maç oynanırken bile futbolcusuna bakmıyor. Hangi kamera beni çekiyor, hangi mimikle hareket edeyim diye bakıyor. Evet. Aynen. Şimdi yok artık yani belli bir yerde istirahate çekilmesi lazım. Mesela bugün hiç sevmediğim halde Rüştü Renç'te harika bir yazı yazmış ya. Artık çekilen ekliliğinde şey yapıyor. Çok da gitsin artık ya. 350 milyonluk ülkeye 350 milyon aylık maaş veriyoruz. Fatih Terim her ay aslında dağıtsın insanından sonra tam denk gelir aylık. Kesinlikle. Doğru. Alpay abi. Yani herkes yeni bilecek. Yani bir işi benden başka kimse yapamaz demeyecek. Her konuda, her hususta Türkiye'de çok ele düşen insanlar var. Biri gider, öbürü gelir. İlla ben yaparım, benim ögüm budur dememek lazım. Yeni gelene yol vermek lazım değil mi? Yolunu tabii açmak ya, lazım. Yeni gelen gençlere yol vermek lazım. Ben bir şey ben... Neyse ya, çok konuşma, çok derin programımızın müzik kısmını bu. Çok teşekkürler Alpay abi. En kısa zaman. İnşallah yani. İzmir'e geleceğiz ya. İnşallah ben. İzmir benim askerlik yaptığım yerdir. Otoyol yaptırıyoruz. Tamam abi halledeceğim. Geliyorum abi. Saygılar sevgiler Alpay abi. Hayır. Arkadaşımıza da sevgi selamlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başarılar diliyorum. İstediğin gibi halledip seni seviyorum. Okay. Sağ ol var ol abi. İzmir'e selamlar. Ben askerliğimi orada yaptım. Çok güzel bir insan valla değil mi? İzmir harika bir yer ya. O zaman biz efendim ben yarın yine güzel konuklarım olacak burada. Çok birbirinden kıymetli bir karı kocayı alacağım. Sürpriz harika bir şey olacak. Program olacak. Senden son ben mesajını alayım. Çok vaktimiz yok. Kemençen'le birlikte bitireceğiz. Ben son olarak az önce söyledim. Yarım kaldı. Bundan sonraki hayatımda bu benim temennilerim. Ben birliktelik içerisinde samimiyetin, güvenin, sevginin bol olduğu ortamlarda buluşmak dileklerimi sunuyorum. Herkese selamlar, sevgiler. Buna ihtiyacımız var. Hepimizin var. Saygıya ve güvene çok ihtiyacımız var. Sevgi zaten geliyor. Birbirimizi sevelim, evet, sayalım. Evet. Saygı sevgi sağlayacak. Bizim fazla vaktimiz yok. Hemen müziğe geçelim. Efendim yarın görüşmek üzere. Mehmet Canoğlu'nun güzel sesi ve kemençesiyle. Sürçü lisan ettiysek affola. Bütün bizi izleyenlere, bizi dinleyenlere, bütün kıymetli dostlara, seyircilere selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Hayırlı akşamlarınız bol olsun. Evet. Buyurun efendim. Ayna. Ayna ellere. Ayna düştü göllere. Ayna ellere, ayna düştü göllere, ayna düştü. Ayna ellere, ayna düştü göllere, ayna düştü ayna kurban olayım seni tutan ellere, seni tutan ayna kurban olayım seni tutan ellere, seni tutan limanın gerisinde görünüyor akli, görünüyor akli. Limanın gerisinde görünüyor akli, görünüyor. Yarımla konuşmaya meraklı, meraklı, meraklı.
kızlarla konuşmaya. Meraklısın, meraklı, meraklısın be. Sana ben yapmam öyle şey. Vakfi kebir yukarı, Tonya değil her, Tonya, Tonya değil. Vakfi kebir yukarı, Tonya değil her, Tonya, Tonya değil. Sevdum da alamadım, ey gidi yalan dünya, ey gidi yalan. Sevdum da alamadım, ah gidi yalan dünya, ah gidi yalan. Sevdum da alacağım, ey gidi yalan dünya, ey gidi yalan. Sevmiş de o alacak, ah gidi yalan dünya, ah gidi yalan. Efendim çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Engin Ortay'la gün ortası saat 17.00'dan itibaren devam edecek. Canoğlu'nun güzel kemençesiyle birlikte size veda ediyoruz efendim. Ha bu yalan dünyayı tela bağladım, tela tela bağladım. Daha yaşıyorum beşte, belaya kaldım, sela belaya kaldım. Daha yaşıyorum beşte, belaya kaldım, sela belaya kaldım. Hopar havirize, ben Artvin'de kalcıyım, ben Artvin'de kalcıyım. Hopar havirize, ben Artvin'de kalcıyım, ben Artvin'de. Ağlayın beni kızlar, cuma günü yolcuyum, cuma günü. Ağlayın beni dostlar, cuma günü yolcuyum, cuma günü. Ağlayın beni dostlar, cuma günü yolcuyum, cuma günü.